Hazırlık. 1. Size göre bir ülkeyi yöneten kişi hangi özelliklere sahip olmalıdır? Halkını ve vatanını sevmeli, ileri görüşlü olmalı, çok yönlü olmalı, cesur olmalı, fedakar olmalı, güvenilir olmalıdır. 2. Tartışmalı bir konuda haklılığınızı kanıtlamak için hangi yollara başvurur? Kimlerden yardım istersiniz? O konuya hakim olmalı ve konu ile ilgili bilgiler toplamalıyız. Kaynaklara bakmalıyız. Konuya hakim büyüklerden yardım alabiliriz. Metni, noktalama işaretlerine dikkat ederek önce sessiz, sonra sesli okuyunuz. Beni de tanık olarak göster. Atatürk, bir Balıkesir gezisinde Kurtuluş Savaşı'nda çok yardımını gördüğü bir arkadaşına rastlamıştı. Bu eski arkadaşının kişisel bir şikayeti vardı. Yüzde yüz haklı olduğu bir davada mahkeme kendisini suçlu bulmuştu. Atatürk, eski arkadaşını dinledikten sonra haklısın, konuyu ben iyi biliyorum, dedi. Geziye birlikte çıktığı görevliler arasında genç bir adliye müfettişi de vardı. Onu yanına çağırdı, konuyu kısaca anlattıktan sonra mahkemece verilen kararın düzeltilmesi için gerekenin yapılmasını istedi. Genç müfettiş: "Efendim," dedi, "anladığım kadarıyla karar yasal yöntem ve kurallara uygun olarak verilmiştir. Yapılacak başka bir şey yoktur. Ama bana göre ortada bir haksızlık vardır. Çünkü ben bu işin nasıl olduğunu çok iyi biliyorum." Adliye müfettişi saygılı biçimde ama görüşünde direnerek konuşmasına devam etti. Efendim, sözleriniz yasal bir değişiklik sağlayamaz. Adalet Bakanlığı da bir şey yapamaz. Bu konuşmayı dinleyenler Atatürk'ün genç adliye müfettişine kızacağını, hatta onu sert bir biçimde tersleyeceğini sanıyorlardı. Hiç öyle olmadı. Aksine genç adliye müfettişinin tutumu, bildiğini açıkça söylemesi çok hoşuna gitmişti. Sakin ve yumuşak bir sesle Peki dedi, yargısal bir yanlış yapılmışsa bu düzeltilemez mi? Düzeltilmesi yoluna gidilebilir efendim. Yeni bilgi ve kanıtlar ile mahkemenin yinelenmesi istenebilir. Bu açıklama üzerine Atatürk, eski arkadaşına döndü, şöyle dedi, mahkemeye başvur, yeni kanıtlar bulduğunu söyle. Beni de tanık olarak göster. Ben mahkemeye gelir, tanıklık ederim. Karşısında duran genç adliye müfettişine teşekkür etti. A. Ferhan Oğuzkan Yazar hakkında bilgi A. Ferhan Oğuzkan 1921-1999 İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini ve Amerika'da Columbia, Columbia Üniversitesi Eğitim Fakültesini bitirdi. Yurda dönünce çeşitli yüksek okullarda eğitim ve öğretim metotları dersini okuttu. Dergilerde yayımlanan şiir ve yazılarıyla tanındı. Çocuk Edebiyatı alanında önemli çalışmalar yaptı. Eserlerinden bazıları şunlardır. Türk Edebiyatı Tarihi, Devrimci Atatürk, İstanbul Şiirleri Antolojisi Birinci Etkinlik Aşağıda karışık olarak verilen harflerden okuduğunuz metinde geçen anlamlı kelimeler oluşturunuz. Oluşturduğunuz kelimeleri ilgili anlamın altına örnekte olduğu gibi yazınız. Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar. Yargı Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması. Adalet. Kişiyle ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan şahsi. Kişisel. Herhangi bir düşüncede, bir istekte veya bir durumda ayak diremek, inat etmek, ısrar etmek. Direnmek. Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanaat verici belge, delil. Kanıt. Denetmen. Müfettiş. Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu yasalara uygun. Yasal, hukuk ve adalet işlerini gören devlet kuruluşları. Adliye. İkinci etkinlik. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Atatürk arkadaşıyla nerede karşılaşıyor? Balıkesir gezisinde karşılaşıyor. Arkadaşı Atatürk'e hangi sorunundan bahsediyor? Haklı olduğu bir davada mahkemenin kendisini suçlu bulduğundan bahsediyor. Atatürk kimden arkadaşının sorununun çözümü için yardımcı olmasını istiyor? Geziye birlikte çıktığı görevliler arasındaki genç bir adliye müfettişinden yardımcı olmasını istiyor. Genç adliye müfettişi Atatürk'e nasıl bir cevap veriyor? Anladığım kadarıyla karar yasal yöntem ve kurallara uygun olarak verilmiştir. Yapılacak başka bir şey? Yoktur, diyor. Atatürk arkadaşının davasına nasıl katkıda bulunuyor? mahkemeye başvurmasını yeni kanıtlar bulduğunu söylemesini ve kendisini şahit göstermesini istiyor. Metinden hareketle Atatürk'ün adalet e bakışı hakkında neler söyleyebilirsiniz? Atatürk adaleti her şeyin üstünde tutar. Adaletin her zaman herkese eşit olmasını, ancak yapılan bir haksızlık varsa da yine adaletle çözülmesini istemektedir. Üçüncü etkinlik. Okuduğunuz metinle ilgili üç soru yazıp bunları cevaplayınız. 1. Atatürk neden tanık olmak istemiştir? Çünkü olayın nasıl olduğunu çok iyi bilmektedir. 2. Atatürk genç adliye müfettişinden ne istedi? Mahkemece verilen kararın düzeltilmesi için gerekenin yapılmasını istemiş. 3. Genç adliye müfettişinin hangi tutumu Atatürk'ün hoşuna gitti? Bildiğini açıkça söylemesi hoşuna gitti. 4. Etkinlik Sizce Atatürk arkadaşına yardım ederken neler hissetmiş olabilir? Siz arkadaşlarınıza yardım ederken neler hissediyorsunuz? Aşağıdaki yazma alanına yazınız. Bence Atatürk adalet yerine geleceği için bundan hoşnut olmuştur. Ben arkadaşlarıma yardım ederken onun sorununu çözebildiğim için mutluluk hissediyorum. 5. etkinlik. Beni de tanık olarak göster metninden alınan aşağıdaki paragrafı okuyunuz. Paragraftaki noktalama işaretlerine dikkat ediniz. Atatürk eski arkadaşını dinledikten sonra "Haklısın. Konuyu ben iyi biliyorum." dedi. Geziye birlikte çıktığı görevliler arasında genç bir adliye müfettişi de vardı. Onu yanına çağırdı, konuyu kısaca anlattıktan sonra mahkemece verilen kararın düzeltilmesi için gerekenin yapılmasını istedi. Paragrafta kullanılan noktalama işaretlerinden nokta ve virgülün kullanım yerlerini biliyorsunuz. Tırnak işareti ise dilimizde yaygın olarak şu görevlerde kullanılır: 1. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır. Atatürk'ün hayatta en hakiki mürşit ilimdir. sözü bilime verdiği önemi gösterir. 2. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır. Bugünlerde okullarda değerler eğitimi üzerinde çalışmalar yapılıyor. 3. Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır. Sınıfta Çalıkuşu romanı üzerine iyi bir konuşma yaptım. Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret, nokta, soru işareti, ünlem işareti vb, tırnak içinde kalır. Komşu, komşunun külüne muhtaçtır, der bir atasözümüz. Tırnak içine alınan sözlerden sonra gelen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılmaz. Nebih Bombili'nin kedileri, ne okudunuz mu? B. Aşağıdaki paragrafta içine uygun noktalama işaretlerini yazınız. Caner evden çıkarak okula doğru yürümeye başladı. Biraz gittikten sonra kolundaki saate baktı. Saat yediği çeyrek geçiyordu. Kendi kendine biraz hızlansam iyi olacak, diye söylendi, adımlarını hızlandırdı. Okulun yanındaki kırtasiyeye varınca Ahmet iyi gördü. Ahmet iyi bir çocuktu fakat sık sık okula geç kalıyordu. Acaba Ahmet, erken kalkan yol alır, atasözünü biliyor muydu? 6. Etkinlik Okuduğunuz metnin başlığını aşağıdaki noktalı alana yazınız. Sizce başlık metin için uygun mu? Siz yazarın yerinde olsaydınız metne hangi başlığı koyardınız? Seçtiğiniz başlığı ve bu başlığı seçme nedeninizi yazınız. Metnin başlığı Atatürk'ün adaleti seçtiğim başlık ve seçme nedenim. Çünkü Atatürk'ün haksızlık karşısında almış olduğu tutum anlatılmaktadır. 7. etkinlik. Al sonraki derse hazırlık aşamasında sizden istenilen araştırmada aldığınız notlara bakarak Atatürk'ün kişilik özelliklerine uygun yerlere yazınız ardından kendi kişilik özelliklerinizi de yazınız. Atatürk'ün kişilik özellikleri. İyi bir liderdi. Sabırlı ve disiplinliydi. İyi kalpliydi. İleri görüşlüydü. İnsanları severdi. Milletini ve ülkesini her şeyden çok severdi. Açık sözlü ve mertti. Spor sever ve sanat severdi. Benim kişilik özelliklerim. İyi kalpli olmak, arkadaşlarımı sevmek, vatanımı sevmek, dürüst olmak. Benzerliklerimiz ve farklılıklarımız. Benzerlik olarak vatanı sevmek, iyi kalpli olmak, dürüst olmak. Farklılık ise ben iyi bir lider ve sabırlı değilimdir. B size göre iyi bir liderin taşıması gereken kişilik özelliklerini yazınız. İleri görüşlü, cesur, fedakar, sabırlı ve disiplinli, açık sözlü, vatan ve millet sevgisi olmalı, idealist olmalı, çok yönlü olmalı, adaletli, güvenilir ve dürüst olmalıdır. C. Atatürk'te benzeşen yönlerinizi, örnekler vererek arkadaşlarınıza açıklayınız. Benzerlik olarak vatanı sevmek, iyi kalpli olmak, dürüst olmak. Sonraki derse hazırlık. Güvenilir kaynaklardan yararlanarak Atatürk'ün öğrencilik hayatı hakkında araştırma yapınız. Bunun için www.ata.tsk.tr sitesinde yer alan bilgilerden de yararlanabilirsiniz. Atatürk ilk olarak annesi Zübeyde Hanım'ın istediği üzerine mahalle mektebine gitmiştir. Kısa süre sonra yeni metotlarla eğitim öğretim yapan Şemsi Efendi okuluna gitmiştir ve ilkokul eğitimini burada tamamlamıştır. İlkokulun ardından ilk olarak Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne ortaokulu gitmiştir. Daha sonra asker olmak istediği için Selanik Askeri Rüştiyesi'nde devam etmiştir ve ortaokulu burada bitirmiştir. Ortaokulu başarı bir şekilde tamamlayan Mustafa Kemal Lise eğitimini de Manastır Askeri İdadesi'nde lisesi tamamlamıştır. Manastır askeri idadesinden sonra harp okuluna geçen Mustafa Kemal burada da başarılarını devam ettirmiştir. En sonra Harp Akademisini kurmay yüzbaşı olarak tamamladı. <laughs>